Herkese merhabalar arkadaşlar. Sayısal derslerimi nasıl pekiştirebilirim adlı video ile sizlerle birlikteyiz. Peki bu videoyu niye çektik? Neden böyle bir şey yaptık diye sorarsanız tabii ki de her zamanki gibi Tonguç Akademi olarak sizlerin yorumlarını, like'larınızı, dislike'larınızı o kadar önemsiyoruz ki gördüğünüz gibi bununla ilgili de video çekme gereksinimi sizin yorumlarınızdan dolayı ortaya çıktı. Gerçekten karışık bir cümle kurdum. Yine söyleyeyim. Siz yorum yaptınız. Biz size böyle video çektik. Kısaca diyebiliriz. Arkadaşım çok güzel nickname olan saygıdan yoksun bir insan <laughs> demiş ki üzüntü işareti sayısal dersler çok ağır. Nasıl pekiştirebilirim? Taktik please demiş. Ve San N diye bir arkadaşımız ya da Sun N diye bir arkadaşımız demiş ki sayısal yardım et Allah'ım demiş ağlamaktan gözleri yaşlı. Bilgenur Kabar diye bir arkadaşımız da çok güzel bak tertemiz ismini yazmış. Ne yapmış burada? Üzüntü, işte burun akıntısı, şaşkınlık, somurtkanlık bir sayısalcı olarak ders çalışırken soruyu anlama evreleri demiş. Neymiş arkadaşım? Anlamıyor, ağlıyor, şaşırıyor ve artık bıkıyor, geçiyor. Ve de Gülben arkadaşlar sanırım bu da MA dizisinden ortaya çıkmış. Sayısalcıların konuları cidden zor, taktik bekleniyor hocam demiş. Ve de Medine diye bir arkadaşımız sayısalcıların gözü yaş demiş. Yine bir emoji koymuş. Arkadaşlar şimdi öncelikle sayısalcılar için güzel bir taktik verelim ve sayısal dersleri nasıl ağır olmaz, nasıl pekiştirebilirsin, sayısal için nasıl yardımcı olabiliriz, ders çalışırken soruyu anlama evrelerinde ne yapmamız gerekir hepsini söylemeye çalışalım. Birincisi arkadaşım bakın 11. sınıftasınız yani anlayacağınız hala 12'ye geçmedik ve 11. sınıftayız. Ne demek istiyorum? Tabii ki de hocam 12'ye geçmedik yani saçma bir... Hayır daha sınava hazırlık seviyesinin daha başındayız bu seneden itibaren bir kere ciddi anlamda artık sayısalcı diye ayrıldıysak ve üniversite sınavında da sayısal kanadından ders sınava gireceksek o zaman demek ki düzgün bir şekilde sınava çalışmaya başlamamız lazım. Peki nasıl yapacağız? Özellikle 11. sınıf AYT tarafında bize dehşet yardımcı olacak. Ama nasıl yardımcı olacak? İyi bir şekilde hazırlanırsak. Bir, okula gidiyorsun zaten illaki. 11. sınıftasın. Bu sayısal derslerinde Matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide okuldaki canım hocamı çok iyi dinliyorsun. Bak bu kaşınılmaz bir şey. Hocamı dinliyorsun ne olursa olsun. Tonguç Akademi'de çok iyi anlatıyorlar. Oradaki konular çok iyi. Orada Hayır arkadaşım. Okuldaki hocanı dinliyorsun. Tamam bunlar doğru. Eyvallah. Ama okuldaki hocanı dinliyorsun. Sonrasında da eve gidip tekrar yapıyorsun. Tekrarını ama kesinlikle ve kesinlikle YouTube kanalından da yapabilirsin. Okuldaki derslerini ne yapabilirsin ilk önce. Ama hangisi öncelikli fark etmez. Ama kesinlikle ve kesinlikle hocadan farklı bir görüş Farklı bir bakış açısıyla hemen ne yapıyorsun? Tonguç Akademi 11. sınıf kanalını açarsın, oradan temiz gene izlersin. Ne izliyorsun mesela? Fizik izliyorsun. İzlersin güzel gene. Ama bunu da tabii ki de patlamış mısır ve kolayla değil arkadaşım. Ne yapıyorsun? Kalemle ve kağıtla. Bak gidip de benim dizi izlediğim gibi evde sen matematik dersini izleyemezsin. O yüzden arkadaşım kalemini kağıdını alıyorsun. Hemen hocanın anlattığının üstüne kat kat ve kazasını ekliyorsun. Nasıl? Kalem kağıtla notlar olarak tekrar yaparak. Ve sonrasında işin bitmedi, asıl şimdi başlıyor. Bakın burada hemen bir kutu açılışı yapalım sizler için. 11. sınıf dinamo soru bankaları sayısal seti var. Sorduğunuz sorular sayısal olduğu için hadi beni aç yazıyor burada. Tövbe estağfurullah, aklıma başka bir şey daha geldi. Şimdi bak burada arkadaşım ne olacak? Açıyorsun burayı. Allah açılmıyor. Bu nasıl bir şey? Ha açtın. Mesela burada ne var? Ee, biyoloji var arkadaşım, kimya var. E, fizik var. Burada hepsini ben matematik üzerinden anlatacağım. Bak şimdi bu arada kitaplar tabi ki de dinamo seti yeni nesil map müfredatına ve sorulara %100 uyumlu. Yani böyle ya bu konu var mı yok mu diye sormana gerek yok. Kesinlikle var yani. Bu kitapta varsa vardır. Şimdi geldin buraya. Ne yaptın? Okulda hocanı dinledin. Tekrar edeceksin. Youtube kanalı açtın. Çok güzel bir şekilde yaptın. Bak sayısal dersleri çok ağır diyorsun ya. Aslında ağır bir şey yok. Yapman gereken parçalayarak çalışmak. Mesela trigonometriyi gördün. Doğru mu? Trigonometrik fonksiyonların tanım aralığı, işte trigonometrik oranların hesaplanması, fonksiyonların işaretleri, sinüs ve kosinüs teoremleri bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşım hemen yapacağın şey ilk başta videoda bunları izledin ya hemen pekiştirmek. Ama nasıl pekiştireceksin biliyorsun. musun? Örnek sorularla. Hemen örnek sorulara bakıyorsun. Nasıl yapmış? Aa tamam. Hemen devam ediyorsun. Şimdi burada da mesela bizim dinamo kitabımızda da dört tane sorumuz var. Bu 4 sorudan hemen pat 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 yapmaya çalışıyorsun. Baktın, dördün üçünü mü yaptın? Dördün ikisini mi yaptın? Hiç sıkıntı değil. Bak işte kırılma anı burası. Bırakırsan kaybedersin. Israrla, sebat denilen bir sözcük var biliyor musunuz? Sabır ve ısrar. Sabır ve sürekli çalışma. Bırakmıyorsun sabır ve ısrar. Ne yapıyorsun? Sebat ediyorsun ve işi bitiriyorsun. Nasıl? Dört sorudan ikisini mi yaptın? İkisini yapamadın mı? Ya benden bir şey olmaz demiyorsun ne yapıyorsun? Bırakmıyorsun. Kare kod var bak burada. TAS uygulamasına giriyorsun. Kare kodu okutuyorsun. Oradan sana diğer iki sorunun çözümü geliyor. Zaten bak soru bankası. Soru çözerek örnek soruları görerek yapacaksın. Örnek soru burada var. Yapamadıklarını hoca anlatıyor. Örnek soruymuşçasına öğrenmek için çabalayacaksın. Bu bitti. Başkası. Bu bitti. Hemen tarama testinde. Tak 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 tak. 12 soru var. Yeni nesil sorular da var. Hiç fark etmez. Ne yapacaksın arkadaşım? Yapabildiğin kadar yapacaksın. Bırakmayacaksın. Sebat, sabır ve hırsla kare kodu okutacaksın. Yapamadıklarını özellikle bir kesip bir kağıda yapıştıracaksın arkadaşım. Hemen bu kestiklerini bir deftere yapıştıracaksın. Özür dilerim. Bunlar da her zaman aklında olacak. Taktik bu. Hocandan dinliyorsun. Tekrar ediyorsun. Özellikle YouTube kanalında izliyorsun arkadaşım bizden. Ve sonrasında da örnek sorularla pekiştire soruları yapıyorsun. Yapamazsan da örnek soruymuşçasına izliyorsun. Sonrasında taramayla geçiyorsun ve diğer sorularını da çöze 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 tarama testlerini, tekrar testlerini bakın burada tekrar testi de var her konudan sonra. Tekrar testlerimizi de yapıp olayı bitiriyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi burada tabii ki de bu sadece matematik için değil, fizik için de geçerli, kimya için de geçerli, biyoloji için de geçerli. Açıyorsun bakıyorsun, hop soru ve örnek çözüm bak örnek soru ve çözümü var. Hemen diğer 4 soru da kodda gizli. Ne kadar çok soru, ne kadar çok konu özet, konu dinledikten sonra, konu tekrarından sonra ne kadar çok soru o kadar sana büyük başarı getirir arkadaşım. Ve de yine söylüyorum sıkılmıyorsun, üzülmüyorsun, tam tersi hırslanıyorsun. Beni öldürmeye beni güçlendirir diyorsun ve de basıyorsun çalışmayı arkadaşım. Setlerini, dinamo kitaplarını bitiriyorsun ve ondan sonra gör bakalım başarısızlık neymiş, sayısal dersler ağır mıymış yoksa zor muymuş Bunların hepsini gözü yaşlı mıymış, yüzüm gülüyor muymuş görürsün arkadaşım. Dediğim gibi hocanı dinliyorsun, tekrarını yapıyorsun, test kitaplarından çözüyorsun. Yapamadıklarını okutup kağıtlara yazıp hemen onları da deftere yapıştırıyorsun zor olanları. Ve de bütün sorular artık aklında artık zor diye bir şey kalmadı. İşte bu kadar arkadaşım. Yapman gereken bu. Artık söyleyeceklerim de bu kadar. Artık fazla sözü uzatmayalım. İşte ödülü soru. Siz hangi derse sıkıntı yaşıyorsunuz? Belki de konu olarak da söyleyebilirsin. Hangi konuda sıkıntı yaşıyorsun? Yine onlardan da yeni videolar senlerle birlikte olacaktır. Tonguç Akademi her zaman yorumların önemsiyor. Cevaplarını yoruma bekliyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki derslerde, bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs>